Denizi kurtarma operasyonunda Ah canım, kedi evet çıkmış. kedi Allah. çıktı çıkmış yani en son pek çok yöntem denendi jandarma kuvvetlerine bağlı helikopter iki helikopter kullanıldı gerçekten çok büyük çaba sarf edildi dronlara Vallahi işte 7 saat sürdü hemen hemen. evet dronlara mamalar bağlandı götürüldü evet can. Bir can kurtuldu. 17. günde en son kurtulan. Evet. Neyse ki Diyarbakır'da tekrar edelim. Galeria sitesindeydi. Bir blok yıkılmıştı. Sonra yıkım kararı çıkmıştı. 17 gündür burada işte iki kedinin olduğunu söyleyip yani depremzedeler yıkmayın bunu dediler. O yıkımı iki sefer durdurarak en sonuncusunda da bugün dediğim gibi hem jandarma helikopteriyle bir girişimde bulunuldu. En son da sanıyorum 70 metrelik bir vinç getirildi. En son bu vinçin getirilmesiyle birlikte bu can kurtarıldı. Evet büyük bir çaba sarf etti tabii ki. Kendileri de depremzede depremden kurtuldular. İşte son canı da var mı? Ses verebiliriz arkadaşlar. Çünkü hikayesini zannediyorum arama kurtarma ekibi anlattı değil mi? Gayet sağlıklı. Gayet sağlıklı görünüyor. Ne kadar da uslu bir kedi. Çok da usluymuş. Çok güzel ve uslu bir kedi. Sakin bir ırk zaten bu ama. Sonradan girmiş olamaz mı ya? Yok. Kediler her yere girer çıkar. Doğru ama ev kedisi ve nerede olduğunu da... Nasıl? Evet nasıl dayandı? Evet peki. Gelirse arkadaşlar kurtarma hikayesi onu da lütfen hazırlayalım. Ona da bir kulak vermiş. Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek o az önceki operasyona dair bilgilerle karşımızda. Zaten onunla açmıştık. Burak hemen sormak istiyorum. Bir kedinin kurtarıldığını gördük. Operasyon devam ediyormuş. Öyle mi? Kaç kedi var? Buna nasıl ulaşıldı? Senden rica ederim. 5. saatin sonunda aslında o mutlu habere biz de az önce eriştik ve Zena isimli kedi 8 katlı binanın 4. katında ekipler tarafından kurtarıldı. Bu noktada tabii yoğun çaba sarf ediyorlardı. Ekipler sabah saatlerinden itibaren aslında bu noktada çalışma başlamıştı. Şimdi kameraman arkadaşım size o geride kalan 3 kedinin çalışma yapılacağı alanı gösterecek. Bu noktada 82 metrelik bir vinç var. Binanın boyundan daha uzun bir vinç bu noktada bulunuyor. Hemen başında sepet bulunuyor. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte Serhat Özdemir'le birlikte o noktaya doğru ilerleyeceğiz biz de ve orada aslında yuvalar bulunuyor ve binanın son katında 8. katına yatak odası bölümü zaten bir deprem sırasında orası çökmüştü ve o noktada 3 kedinin görüntüsünü aldık. Canlı olarak da bu görüntüleri aktardık. Ancak oradaki kediler henüz o yuvalara giremediler ve bu noktada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle AFAD ekipleri bu noktada oraya yuvalarını bıraktılar. O 3 kedi henüz o noktaya girmedi. Ancak 4. kattaki kedi Zena isimli kedi bırakılan yuvaya girdi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle AFAD ekipleri bu noktada oraya tekrardan sepetli vinçle ulaştılar ve o kediyi oradan aldılar. Hemen bu noktada hazır bekleyen veterinerler vardı. Hemen müdahalesini gerçekleştirdiler ve kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve bu noktada yapılan müdahalenin ardından sahibiyle teslim kavuştu. Edilmek üzere evet. Aslında bu o anları gördük. Burak şunu evet, sormak istiyorum. Bu yani evet. 17. gün. Yani ne yemiş, ne içmiş? Yani oraya sürekli bir yani yaşam unsuru bırakılıyor mu? Mama bırakıldı mı? Su bırakıldı mı? Onlar nasıl yaşamışlar? Ve tabii ki şu anda 8. kattaki 3 kedinin... Buraya... Evet, dinliyoruz. Evet. Evet Sayın Ültezen, oraya da aslında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle AFAD ekipleri bu sepetle bulunmuş olduğumuz yerdeki sepetin içerisine hem kuru hem de yaş mama ve ödül maması oraya bırakıldı aslında. Ancak burada biz hayvan sahipleriyle görüştüğümüz sırada onlar zaten evden çıkarken aslında kedilerini bulabilmek için o mamaları açmışlar. O telaşla birlikte aslında o mamaları açmışlar, bırakmışlar. Belki kedileri gelir de o mamaların yanına onları da alıp öyle çıkmak için aslında büyük bir mücadele sarf etmişler. Ancak o kediler
deprem sırasında korktukları için saklanmışlar ve sahipleri o kedilere ulaşamamışlar. Ancak o hayvan sahiplerinin açmış oldukları o mamalarla bugüne kadar belki de yaşamlarını sürdürmüşler diyebiliriz aslında. Ancak bugün itibariyle ve bu noktada hem 8. kata hem de 4. kattaki Zena isimli kedinin bulunduğu noktaya ekipler çok sayıda mama bıraktı. Ve şu anda da arama kurtarma çalışmaları kedilere yönelik olarak devam ediyor. 8. kattaki yuvalar da halen bekliyor. İçerisinde hem su var, hem yaş mama, hem kuru mama, hem de ödül maması var. Ve bu noktada o kedilerin oraya girmesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Aynı zamanda o noktayı havadan da drone'la izliyor ekipler bu noktada. Ve bir temas sağlanması durumunda tekrardan bu 82 metrelik vince çıkış yapılacak ve buradan tekrardan yukarıya çıkıp o kedileri sağlam bir şekilde çıkarmayı hedefliyor ekipler.